Nespak ürünü Kılıçka makinesine tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kullanımı çok kolay, kurulumu çok kolay bir makinedir. Makinenin içerisinden çıkan ayaklarını alt ayak yuvalarına takınız. Daha sonra makinenin suyunu doldurması gerekir. Kaçışını tutuyoruz. Çıkım sepetidir. Gelişim tablolarıdır. Bu öncesinden kaldırdığımızda arka taraf kolaylıkla yukarı doğru kalmayı çıkartabiliyoruz. Makinemizin en arkasında şu kabuğumuz. Kapağını kaldırıp içerisine şöyle dolduruyoruz. Şöyle de bir cüzdanını doldurduk şuna. Ve içerisine hava topunu atıyoruz. Bu makinenizin yönlendirme sistemine ihtiyacı olduğunda devreye girip yönlendirmeyi sağlayacak bu sistemdir. Bakın deneyelim. Makinemizde nem şu anda %42-43. Dolayısıyla nem yeterli olduğu için çalışmıyor. %35'lere düştüğünde çalışmaya başlar. Çalışmaya başladı. %39'da çalışmaya başladı. Yönlendirme yapıyor. Kapağını kapalı tutabilirsiniz. Eğer yüksek nem ihtiyacı var, çok kuru bir havada çalıştırıyorsanız makinenin kapağını açık tutmanız tavsiye ederim. Makinenin en dibine doğru sürüyoruz. Daha sonra çıkım tepsisini koymamız gerekiyor. Çıkım tepsisini tasarlarken şu altını değiştirilebilir şekilde tasarladık. Çünkü çıkım esnasında kirlenen zemin temizlenmesi çok zor oluyor. Izgaralık plastik yaptığımızda da alta pislikler düşüyor, makineye pisletiyor. Bu şekilde daha kullanışlı olduğunu daha sonra çıkım tablolarını yerleştireceksiniz. Bakın tabloları yerleştirdiğinizde açılı olarak yerleşen tablolar burada yerleştirmenizi zorlaştıracaktır. Tabloların ince tarafı ön tarafa, arka tarafı arkaya gelecek. İnce piminde eşyayı öne getirmeyi tanıtıyoruz. Arkasını takıp pimi oluşturuyoruz. İsterseniz yumurtaları bu şekilde koyabilirsiniz. Fakat kolaylık olsun diye bir özellik ekledik. Manuel çevirme. Şu baştaki iki butona bastığınızda, iki baştaki makine normal periyodik çevirmesinin dışında istediğiniz için çevirmeye başlar. Depekler yatay konuma geldiğinde de stop edebilirsiniz. Bakın depeklerin yatay konuma geldi. Bu da terli bizim için. Herhangi bir tuşa basaraktan durdurabiliyorsunuz. Stop etti ve sizi beklemeye aldı. 97, 96, 100 saniyeden geri doğru sarmaya başladı. Siz artık yumurtalarınızı yerleştirebilirsiniz. Yumurtaları sivri bölümler aşağı inecek şekilde yerleştireceksiniz. Bakın bu yumurtanın sivri bölümü bu şekilde. Bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Sepetlerin tamamını doldurmayacaksanız sepeti dengeli yerleştirmenizi tavsiye ederim. Önce ortadan başlayın. Sonra eğer gerekiyorsa bakın buraya iki tane koyarsak buraya da iki tane koyalım ki sepet dengeli olsun. Alırken koyarken rahatlık olur. Bir şekilde arkasını tutuyoruz.
orada çıkama önünde oluyor. Ve herhangi bir tuşa basaraktan bekleme stand-by zamanından çıkartıyoruz. Artık otomatik çevirmeye geçtik. İşlemimiz bu kadar. Makinemizin kurulumu tamamlandı. Kapağını kapatıyoruz. Ve çıkım zamanına kadar bekliyoruz. Genelde tavuk yumurtaları 21 günde çıkar. 19. gün yumurtaları buradan alıp alttaki paketin içerisine metal yazıcıkta koyacağız. Alttaki sebep 40 tane yumurta alır. Dolayısıyla makinenize 40 periyotlarda yüklemeyorsun. Alt tepete yağ sıkıntısı çekmezsin. Makinemizin üzerinde dört kontrolü yapabileceğiniz bir lamba vardır. Bu lamba yumurtalarımız 7 günlük olduktan sonra dört kontrollerini yapabilirsiniz. Dışarı biraz azalttığımızda bunu rahatlıkla görebiliriz. Makinenin ayarları yapılmış vaziyettedir. Fabrika ayarları. 37,5 derece sıcaklık. %45 nem ayarlıdır. Genelde tavuk cinsi, bulgurcun cinsi ve birçok cinsin ortalama bir değeridir. İsterseniz ön panelde görülen değerlere göre makinenizi tekrar ayar yapabilirsiniz. Bir tuşa basaraktan makinenin ısı ayar, nem ayar, çevirme ayarı, yüksek sıcaklık ayarı, düşük sıcaklık ayarı, düşük nem ayarı menüsüne girer. Cep telefonu kullanabilir, oradan ayar yapabilirsiniz. Ayrıca 7. basamakta fabrika ayarları reset opsiyonu vardır. Bunun konulma sebebi eğer ayarlarınız karıştığına inanıyorsanız 8. basamaktan fabrika ayarları reset yapabilirsiniz. Bakın onu deneyelim. Tekrar deneyebiliyorum. Otomatik çıktı. Isı ayarına diyelim ki düşürüyorum 35 derecelere. Düşürdüm. Çıkış bölümüne giriyoruz. 7. basamak. Çıkıyorum. Mesela şu an low temperatür, düşük sıcaklık ayarı veriyoruz. Türkiye tasarımı makinelerde bunu Türkçe olarak gönderiyoruz. Bakın makinenin ısı ayarı 35 derecede. Çevirme ayarından daha iyi görebiliriz. Çevirme ayarı 120 dakika. Bunu düşürüyorum. Yani 100 dakikaya. 160 dakikaya çıkarttım. Tekrar çıkış yaptım. Bakın şu an 160 dakikadan geri saymaya başladı. Ama biz bunu girip fabrika ayarları reseti yaptığımızda fabrika ayarı olan 120'ye tekrar geliyor. Reseti geçtiğini evet okuyacağım. Tekrar ilk konuna geri dönüyor. Yumurtalar, bütün her şey geri dönüyor. 5 adet sinyal lambası vardır. Birinci sinyal lambası en üstteki ısıtıcıyı gösterir. İkinci sinyal lambası nemlendiricinin çalıştığını gösterir. Üçüncü sinyal lambası yumurtalar bir pozisyondayken yanar, diğer pozisyondayken yanmaz. Dolayısıyla uzaktan yumurtaların yanma işlemini yapmadığını anlayabilirsiniz. Yumurtaları manuel çevirirken stop ettirdiğinizde stop pozisyonunda bu lamba yanar, kırmızı lamba. Her sinyal verdiğinde de mavi lamba yanar, sinyal lambası. Bakın yumurtaları manuel çevirmeye alacağım. Şimdi yumurtanın pozisyonu değiştiği için bu yandı. Durduruyorum. Toplanmak yani. Tekrar basıp devam ettiriyorum. Bu pozisyonda durdukları için çevirme lambası yandı.
Eski plandır yani. Şu an nem ihtiyacı yok. İhtiyacını bitti koyarken 400 lira. Bayağı nemlendi. %62'lere çıktı şu anda. Onun için nemlendirme çalışmıyor.